Bugünkü çalışmamızda Lizreel'den doğrulayıcı faktör analizi yapacağız. Bununla ilgili sintaks nasıl yazılır? Sintaksla ilgili hemen kısaca bir sintaks göreceğiz. İlk olarak datamıza bakacak olursak doğrulayıcı faktör analizinde bizim burada A, B, C olmak üzere 3 farklı boyutumuz var. Ve bu 3 farklı boyutta ilk boyuta A1'den A5'e, ikinci boyuta B1'den B5'e ve C1'den C5'e de 3. boyut maddeleri gitmiş. Sonuç olarak da buradan elde edilen A faktörü, B faktörü ve C faktörünün de zekayı yordadığı ya da zeka ile ilgili bir puan belirttiğini söylenilmekte. Bu şekilde bize bir bilgi verilmekte. Datamızı gördükten sonra Lizreel'i açıyoruz. Datamızda herhangi bir sorun görünmüyordu bizim için. Lizreel'i çalıştır dedikten sonra Lizreel geliyor ve import datadan hemen SPSS data file save'ı seçtik. Daha sonra masa üstünden Lizreel'deki kullanacağımız data file'ı buldum. Prelist dosyası olarak kaydedeceğiz. Biraz önce görmüş olduğumuz dosyaya benzer bir dosya olacak. Lizreel'in okuması için Excel'e benzer bir format oluşturacak bu bize. Örnek diyorum ben buna. Kaydediyorum. Örneği kaydettikten sonra baktığımızda evet bahsettiğimiz gibi Lizreel'e benzeyen bir dosya oluştu. Elimizde 461 tane bireyimiz var. Ve şöyle yana doğru çekecek olursak 15 tane de maddemiz bulunuyor. Şimdi burada yapmamız gereken ilk işlem bizim buradan datadan define variables ve bütün variable'ları yani bütün değişkenlerimizi, bütün maddelerimizi seçtikten sonra variable type'tan continuous'u tıklamak. Continuous'u tıkladık, OK'ye bastık, tekrar OK'ye bastık. Artık bizim bütün verilerimiz continuous şeklini aldı. İkinci işlem ise file, nif. Biz bunu path diyagram olarak da yapabiliriz. Fakat göreceksiniz ki sintaks yazılması biraz daha kolay. Tamam dedikten sonra sintaksa başlık istiyorsanız yazabilirsiniz fakat biz birazcık daha işin kolayı bağlamak için hızlı bir şekilde şöyle yazacağız. Raw data from file örnek.psf. Elimdeki ilk başlık olarak sample size'ımı yazayım. Sample size 461. Daha sonra latent variable eşittir A ya da küçük koyalım hızlıca olsun. B, C ve ZK. Daha sonra yapmam gereken A1'den A5'e gidiyor A'ya. B1'den B5'e gidiyor B'ye. C1'den C5'e gidiyor C'ye. Aralarında aslında ben şu an bunların ok çizdim. A eşittir ZK. B eşittir ZK. C eşittir zeka şeklinde de yaptıktan sonra path diagram istiyorum. End of problem yazıyorum. Ve koşan adama basıyorum. Sintaksımı kaydetmem için benden bir isim istiyor. Örnek dedim ona da. Ve sintaksımı kaydetti. Sintaksım çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ayrıca sintaksımı da görmek istersem sintaksımı da görmek istersem fit indislerimde görmek istersem fit indislerimde bu şekilde çıkıyor. Model fit uyumu ile ilgili de buradan artık yorum yapabiliriz. Tekrardan dönecek olursam elimdeki bu sonuçlara ABC'yi nasıl yordadığını ve hesaplamaları buradan inceleyebilirim. Estimate'de herhangi bir sıkıntı olsaydı zaten bu görmüş olduğunuz gibi bazılarında griler var. Onun haricinde herhangi bir problem görünmüyor. Standardized Solutions'ta yine standartlaştırılmış sonuçlarda bakıyoruz. 0.05'in altında hiçbir değer yok. Ayrıca P değeri 0.05'in altında olması, RMSA değerin gene 0.05'in altında olması model uyumunun, indeks uyumunun bir göstergesi, modelin iyi uyduğunun göstermektedir bize. T volümlere baktığında 1.96 benim alt sınırım. 1.96'nın üzerinde olduğu müddetçe benim için bir sorun yok. Peki bize neler uygun görüyor? Neleri değiştirmemizi tavsiye ediyor elimizdeki data? A5 ile B3'ü, A4 ile C3'ün arasında bir aralarında ilişki olduğunu ve bunların arasında bir bağ kurmamız gerektiğini bize tavsiye etmiş. Fakat bunları yaparken biz tabii ki soruları da gözlemleyerek, uzman görüşü alarak yapmamız daha uygun olacaktır. Bunları yaptığımız takdirde yine model fit indekslerinde işte buradaki durumlarda ne kadar azalacağını da bizlere göstermiş. Evet, Lizreel'de yapılacak işlemler bu şekilde hızlıca göstermek.